Selamlar bropalar. Bugün sizlerle Da Vinci Resolve'da çok sorduğunuz donuyor isimli sorunumuzu çözeceğiz. Zaten bir tane videom var. En başlarda attı. Dördüncü videom mu, beşinci videom mu ne? Premiere ile Da Vinci Resolve'un karşılaştırmasını yapıyorum. 16 dakika. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Animasyon falan yaptım. Çok güzel bir video ya. En sevdiğim videolarımdan biri çünkü güzel uğraştım. Neyse işte oradaki videoda, yani karşılaştırmada, o gül yüzümle anlattığım karşılaştırmada bundan bahsettim. Dedim ki DaVinci Resolve çok Adobe kadar gelişmiş programlar yapamayacağı için sorunlar oluyor ve bu sorunların çözülmesi zaman alıyor. Halen çok saçma sorunları var. Program halen kendi kendine kapanıyor. Yani bu lisanslı kullansanız da böyle. Gerçekten fark etmiyor. Lisanslı kullanan biri olarak söylüyorum. Hani Blackmagic kamera alırsanız yanınızda zaten ücretsiz veriyor yanında. Proje kendini birdenbire kapatabiliyor. Böyle sorunlar var. Bunlara yapacak bir şey yok. Tek çözüm Premiere Pro'ya geçmek gibi bir şey. Tabii DaVinci Resolve kullanan, öğrenen biri için bunu söylemek mantıksız ama dediğim gibi problemler olabiliyor. Bunlar da çözülmedi. Amacım zaten o videomun reklamını yapmaktı. Gidin izleyin o videoyu. Şimdi bir tane proje açalım. New Project. 4K video donma falan filan. Okey dedik. Projemiz açıldı. Medya kısmına geliyoruz. Medya kısmında ilk önce masaüstünden dosyalarımızı çekelim. Şimdi burada bir tane videom var. Videom 4K 25 FPS. Hemen buradan projemi ayarlayayım ilk önce. Şuradan 3840 2160 Ultra HD, yani 4K demek. Bunu seçtikten sonra 25 kare, 25 kare, şuradan da Ultra HD 25 kareyi seçtim. Save dedim. Projem şu an 25 kare açıldı. Şimdi videomu çekip attım. Hiçbir problem olmadı çünkü frame rate falan aynı. Videomu çekip bir de şuraya attım. Videomun da sesi yokmuş. Neyse. Bakın. İleri geldim, halen ilerliyor. Bakın. İleri gel, bekliyorum. Yeni geçti. İlerletiyorum mesela. Yani çok fazla da donma yaşamıyor ama birazdan bir şeyler ekledikten sonra donma yaşayacaktır diye umuyorum. Şimdi bizim projemiz 4K güzel de bir video. Yani kaliteli de bir video. Buna gittik mesela biz Color kısmından, Da Vinci'yi bilenler için söylüyorum. Color kısmından birkaç renk değişikliği yaptık mesela. Ne yaptık? Gamasını biraz açtık. İşte bunu kırmızıya çektik. Gain'de ne yapalım? Gain'de biraz maviye çekelim. Saçma sapan efektler yaptık böyle yani. Hiçbir anlamı olmayan. Aynen bu tarz. Daha yeşile çektik. Offset olarak da biraz bu tarz küçülttük. Daha kontrastlı bir video yaratmış olduk. Sonra geldik işte Temporal Noise Reduction diye bir şey var. Bu bedava sürümlerde yok da sırf kassın diye yapıyorum. Çünkü gerçekten kasan bir şey. İşte buradan Faster Better ayarını yaptık ve Noise Reduction attık. Noise Reduction da böyle yaklaştıktan sonra göstereyim. Şunu mesela sıfır yapınca bakın ne hale getiriyor. Yani bu bir karıncalanma düzeltme efekti aslında. İyi de çalışan bir efekt sayılmaz. Neyse. Edit'e geldim. Bu tarz videom başlattım. Halen bekliyorum. Boşluğa bastım. Bakın basınca. Bakın. Şu anda da gayet dona dona ilerliyor. Bakın dondu. Bakın yukarıda da kaç FPS'de oynattığını falan. Çünkü kasılıyor. Aslında burada 25 düz olması lazım. Şimdi birinci etkimize geldik. 3 tane farklı etki göstereceğim. 3 tane farklı teknik göstereceğim. Birinci teknik. Yaptığınız color'lar var ya burada. Bunu gelip tek tek, işte kontrolde altta çıktı. Tek tek kapatıp açabilirsiniz yani. Bunu izlerken kapatırsanız bu size programınıza kolaylık sağlar. Yani bunu kapattığınızda videonuz daha az donacağı için bunu hani kurgu aşamasında böyle izlemenizi öneririm. Şahsen ben öyle yapıyorum. Gidiyorum color'ımı yapıyorum ama edit kısmını izlerken color'sız izliyorum. Neden? Çünkü videomun donmaması gerekiyor. Ben videomu donmadan izlemek istiyorum. Zaten color'ı ne yaptım belli. Color'ı bana anlık göstermesine gerek yok. Çıktı alırken o color'ı alsın, benim için yeterli. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Videomuzun timeline sekmesinde bakın yukarıda bypass var. Üstüne gelince bypass color gradient fusion effects diyor. Bunu kapattığımızda bakın açıp kapattığımızda bak kapatıyoruz ve artık efeksiz izliyoruz. Bakın 25, burası 25. Tabii yine ufak ufak donuyor ama bakın 25. Açalım. Bakın, bakın donmaya başladı bile. Dediğim gibi birinci teknik bu color sekmesini kapatarak yaptığınız efektleri görmeden izlemek. Efektleri görmeyin abi. Görüp ne yapacaksın efekti? Anladın mı? Bunu kapattık. Birinci tekniğimiz bu. İkinci tekniğimiz
4K düzenliyorsun, bilgisayarın o kadar iyi değil. Veya 1080 düzenliyorsun, 60 FPS düzenliyorsun, bilgisayarın o kadar iyi değil. Veya sen renkle izlemek istiyorsun, bilgisayarın o kadar iyi değil. Ne yapıyorsunuz? Hemen videomuzdayken şuradan playback bölümü var. Playback bölümünde proxy mod diye bir şey var. Şimdi bu ne? Off dediği proxy mod, yani 4K ise 1080 ise o kalitede oynatır. Der ki ben sana kaliteni şimdi off yaptın, yani kapatmanın orijinal haliyle, videonun orijinal haliyle oynatacağım. Tabii ki bu da bize bir dezavantaj, yani donma getiriyor. Ha, senin bilgisayarın değilse bunu aç tabii ki, ama 4K 8K düzenlerken açamazsın. Half dediği, bunun aynısı Premiere After Effects'te de var. Zaten yer yer açıyoruz. Half dediği de yarı kalitede. Yani 4K ise atıyorum 1080 kalitesinde oynat ki ben bunu işte kalitesiz bile izlesem donmadan izleyeyim. Bu birinci seçenek. Üçüncü de Quarter. Quarter dediği de anlayacağınız üzere çeyrek kalitede. Bakın quarter yaptım. Yakınlaşıyorum. Mesela şimdi bakın kadının yüzü bu. Normalde neydi? Off yaptım. Bakın kalitesi nasıl değişti. Quarter bize bu kalitede oynatacak. Bakın şu an 25. Ha, bir deneyelim mesela. Quarter'da da pek oynatacağını sanmıyorum. Benim bilgisayarda süper olmadığı için. Bypass'ı açtık ve bakın quarter olunca da ne kadar saçmalı. Gayet izletiyor, evet. Renkle beraber izletiyor. Bakın gördüğünüz üzere ya bypass'ı kapatırdım ya da şunu quarter alırdım. Bu da birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğimiz pardon. Üçüncü seçeneğimiz de Premiere Pro'ya bir video çektim. 4K 8K düzenleme veya donma sorunu olmadan video düzenleme. İkisinden biri ismi öyleydi. Donma sorunu olmadan video düzenlemek için bizim proxy file'lara ihtiyacımız vardı. Yani 4K bir videonun 560p dandik bir kalitesini videonun içine çekiyordu. Ve onunla beraber videoyu onunla izlettiği için program çok hızlı çalışıyordu. Hani videoyu 560'da düzenliyorduk. Render alırken orijinal kalitesinde alıyordu. Muhteşem bir teknik. Aynısı burada da var. Medya kısmına geldik. Buradan videomuz var ya, medya kısmında videomuz. Daha doğrusu burada alt kısımda. Videomuza sağ tıklayıp şuradan hemen nerede olduğunu buluyorum. Ha, Optimized Media diye bir şey var. Generate dediği Generate Optimized Media. Yani bu videonun optimize edilmiş bir düşük kalitesini çıkar. Tıkladık ve artık bize bir tane düşük kalite çıkaracak. Bakın bir tane render alıyor aslında arkada. Bu videomuzu kötü bir videoya çeviriyor ve biz artık o kötü video ile izlemiş olacağız. Bakın optimize ediyor, optimize, optimize ve video kendi içinde bir tane kalitesiz versiyonunu oluşturmuş oldu. Edit kısmına geçtiğimizde bu optimize medyalar zaten otomatik olarak atanmış olacak. Eğer atanmıyorsa da playback bölümüne gelip şuradaki seçeneğin aktif olmasını bunu işaretleyin. Optimize medyaları kullanın. Eğer aktifse, yani elinizde varsa optimize medyaları kullanın. Delete dediğinizde optimize medyaları silin. Hard diskimde boş yer açmasın diyor. Bu şekilde optimize medyalarla da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 3 tane seçenek var. Birisi bypass eden kalırları. İkincisi en önemlisi aslında bu. Proxy modla, yani daha kaliteli, düşük çözünürlükte oynatın, kalitesiz biçimde. Üçüncüsü de optimize medya kullan. Ha, optimize medyayı kullandığımdan söylemiyorum. Şahsen kendim kullanmıyorum. Çünkü çok büyük projelerimi geldi Premiere Pro'da yaptığım için. DaVinci'nin arada böyle kendini kapatma sorununa falan tahammül edemiyorum. O yüzden bu özelliği de size tanıtmış olalım. Bu 3 seçenekle DaVinci Resolve'da donma sorunu olmadan video düzenleyebilirsiniz. Bropalar, Onur Naci Öztürkler, görüşürüz der, bay bay der ve gider. Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.